Kazakistan'a gideceğiz. Son durağımız Nur Sultan olacak. Kazakistan hükümetinden açıklama var. Ukrayna'ya asker gönderme konusu gündemimizde değil şeklinde detaylar alacağız. Nur Sultan muhabirimiz Janar Salıbay karşımızda. Bir önemli gelişmede Kazakistan hava trafiğinin 3 kat artması oldu. Rusya'ya Avrupa Birliği hava trafiğini kapatınca işte Rus uçakları Kazakistan'a kullanmaya başladı. 3 kat yönünde bir artış var. Detaylar için sendeyiz. Teşekkürler Coşkun Özen. Sizin de dediğiniz gibi Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki durumla ilgili açıklama var. Bakanlık Ukrayna asker gönderiminin Kazakistan gündeminde olmadığını açıkladı. Bakanlık ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından şu anda ülkenin batı ile güneyinde planlı muharebe tatbikatlarının yapıldığı belirtildi. Ayrıca Kazakistan'dan Ukrayna'ya askeri birliklerin hareket ettiğini yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığı da açıklandı. Sosyal medyada çıkan demir yolu ile taşınan askeri araçların fotoğrafları Kazakistan'dan Ukrayna'ya doğru askeri birliklerin hareket ettiğini ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Aynı zamanda Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi tarafından son 24 saatte Kazakistan hava sahasından geçen uçak sayısının 3 kat arttığını ve 450'ye yükseldiği belirtildi. Komite tarafından yapılan açıklamada ülkenin batı kesiminde ki ihaletlerde transit uçuşlarının aniden artması nedeniyle ek önlemler alındı ve çalışmalar şu anda yürütülüyor. Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı tarafından da konuya ilişkin bir açıklama paylaşıldı ve paylaşımda Avrupa'dan gelen uçakların bir kısmının Karadeniz bölgesinden Kazakistan'a yönlendirilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Açıklamada ülkedeki hava trafiği sektöründe Rusya yönelik yaptırımlardan dolayı mali kayıplar öngörülmüyor. Batı'dan Çin ve Güneydoğu Asya'ya yapılan uçuşların Güney Avrupa koridoru üzerinden yapılması Kazakistan'a ayda bir buçuk milyon dolar ek gelir edinmesine imkan sağlıyor ifadeleri yer aldı. Bunun yanı sıra Avrupa ülkelerinin hava sahasını Rusya'ya kapatmasıyla ilgili Rus uçakları da Kazakistan hava sahası üzerinden uçuşlarını gerçekleştiriyor. Öte yandan bugün Kazakistan Başkenti Nur Sultan'da İktidar Partisi Nur Otan Partisi'nin 22. Olanüstü Kongresi yapıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Parti'nin Genel Başkanı Kasım Jomar Tokayev'in katılımıyla yapılan toplantı çevrimiçi formatta yapıldı ve toplantıya ülke genelinden 399 delege katıldı. Kongre çalışmalarında partinin daha da modernizasyonu için öncelikler tartışıldı. Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yılan Koşanov parti adının Nurotan'dan Amanat adına değiştirilmesi konusunda bir teklifte bulundu. Teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Nurotan Partisi artık Amanat Partisi olarak e, tanılacak. Partinin genel sekreteri Askat Qoralıp e, partinin yeni logosunu da paylaştı. Aynı zamanda Nurotan Partisinin bazı üyeleri siyasi e, konseyde den çıkarıldı. Onların arasında eski meclis başkanı Nurlan Nagmatulin de var Joşkunozan. Nur Sultan'dan Janar Salıbay aktardı. Son anlattığı maddede son derece önemli Kazakistan iç politikası açısından sevgili seyircilerimiz. Işte...